52. testten yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada üçgenleri iç tarafa doğru katlamamızı istemiş. İç tarafa doğru katladığımızda böyle bir şey elde ederiz. Birinciden biraz daha düzgün şöyle böyle bir şey olur. Burası R olur. Sol tarafında 1, sağ tarafında 2 olur. Arkadan bakarsak tam tersi olur. Burası N olur. N'den sonra ne geliyor? M geliyor. M'den sonra ne geliyormuş? L geliyor. L'den sonra da K geliyor. Bir de L'ye doğru bakalım demiş. L'ye doğru baktığımızda neyi görürüz? Pardon. L zaten böyleymiş. L'ye böyle baktığımızda sol tarafında ve sağ tarafında neler var demiş. Sol tarafında ve sağ tarafında 5 ve 2 var. 5 ve 2 Edirne. Şekle pek aldanmayın, şey yapmış olabilirler belki. Üst taraftan baktığında, şu taraftan, üst taraftan baktığınızda bu L'nin ta buraya kadar geldiğini görebilirsiniz. Arka tarafını göremezsiniz zaten. Bu kadar. Şuradaki sayılar istemiş zaten. Beşgene şöyle baktığımızda burası taban olur, taban olur. Tabandan bir birim uzaklıktaki sağ, bir birim uzaklıktaki sol, bir birim uzaklıktaki sol, bir birim uzaklıktaki sağ. Buraya bakalım şimdi. Arkadaşlar burada şunu 90'er derece şu tarafa doğru çevirelim. Buraya gelmesi için nasıl çevirmemiz gerekiyor? Şöyle bir kare çizelim biz. Kare çizdikten sonra bu T'nin zaten buraya gelmesi gerekiyor. Nereye? Tam olarak buraya gelmesi gerekiyor. Burası Z olacak. Z'nin üst tarafı Y olacak. X de buraya gelecek. Bir daha çevirelim. Çevirdiğimizde bir şey görürüz. Şimdi Z zaten buradaydı. Y buraya gelir. Y'nin üst tarafı X olur. Burası buraya da T kalır. 90 derece şu tarafa doğru çevirdiğimiz için. Şimdi birin üstündeki demiş. Birin üstündeki ne? Y. O zaman cevabımız Edirne olamaz, Denizli olamaz, Bursa olamaz dedik. Ya Adana ya Ceyhan. Şimdi Y'nin tam olarak çaprazındaki şey ne? Y'nin çaprazındaki T. T olduğu için de cevabımız Adana. Şimdi R'nin sağ tarafında ne varmış? K varmış. R'nin sağ tarafında K. R'nin sağ tarafında K'nın olabilmesi için buraya gelmesi lazım. Aslında şunu yapabiliriz. R'yi ta buraya taşıyabiliriz. Hiç yorulmamak için. R'yi oraya taşıdık gibi düşünün. Şimdi 6 buraya geliyor zaten. 1 de buraya geliyor. 2 buraya geliyor. 2'nin 2'den bir sonraki 3 buraya geliyor. Sonra da 4 buraya geliyor. O zaman 4 tam olarak buraya geliyor. 4'ün şeyin C'nin tam üst tarafında ne varmış? 4 varmış. X'imiz 4'e eşit oluyormuş. Cevabımız Edirne. Dilerseniz Y'ye de bakalım. X'imiz 4'e K'nın şu tarafındaki neye eşit? 2'ye eşit. K 2'den bir sonraki ne? 2'den bir sonraki de 1. Cevabımız Edirne tekrardan. Burada üçgenleri kapatıyormuşuz. Üçgenleri kapattığımızda şu ikisinin tam karşısında ne geliyor? Şu ikisinin tam karşısında şunlardan var. Üst taraftan ne oluyor? B oluyor. Tam olarak X'in karşısında B varmış. Orayı bilebiliyoruz. X'in karşısında B varsa B'nin karşısında ne var? D var. D dediğimiz şey X'e eşitmiş. X D'ye eşit. D olmayanları eleyelim. İki şıkkımız kaldı. Şimdi T'ye bakalım. T de zaten M'ye eşit. Şuradan bakmamıza pek gerek yok da şunu bu tarafa koymak için 90 derece çevirmemiz gerekiyor. Çevirdiğimizde M olduğunu görürüz. M'nin üst tarafında ne varmış? M'nin üst tarafındaki Y'ye eşit. M'nin üst tarafındaki C. C Y'ye eşit. Cevabımız Denizli. Şimdi şurayı 90 derece şu tarafa doğru çevirelim. 90 değil de 72 derece şurada kalan açıdan dolayı neyse. Çevirdiğimizde ne olur? K buraya gelir. L de buraya gelir. L'nin geldiği noktayı sormuş zaten bizden. L'nin geldiğin gördüğü yerlerin sağ tarafındaki ne? 9. Y dediğimiz şey neye eşitmiş? 9'a eşitmiş. Cevabımız Bursa. Başka devamına da bakacak olursak zaten 9'dan bir tane sayı burada var. O sayının solundaki
X olacakmış bir tane sayı burada var. X'in o sayının solundaki 7. X dediğimiz şey de 7'ye eşitmiş. Şimdi Y'nin değdiği yerin sağ tarafındaki yer. O da 3'e eşit. L dediğim şey 3'e eşitmiş. L'nin 2 solundaki K'ya eşitmiş. 2 solundakine 1. K dediğimiz 1'e eşitmiş. Bunları yazalım istiyorsanız. K dediğimiz şey 1'e eşit. 1 olmayanları eleyebiliriz. L dediğimiz şey 3'e eşit. 3 olmayanları eleyebiliriz. Şimdi başka ne kaldı? 1'in tam altındaki M'yi veriyormuş. 1'in tam altındakine 16. O zaman M dediğim şey 16'ya eşit. Burada bir tane daha varmış. Şu taraftan bakalım bizden sorulan şeye. Bunun K'nın sağ tarafında ne var? X var. Sol tarafında Y var. Arka taraftan bakalım. Arka taraftan baktığınızda K'nın sağ tarafında 4 olur. Sol tarafında da 2 olur. 2 Y'ye eşitmiş. 4 dediğimiz şey de X'e eşitmiş. 4 ve 2 cevabımız Adana. Buraya bakalım şimdi. Arkadaşlar bu sorunun üst tarafı az sorunlu. Sıkıntılı, yanlış yani. Şimdi alt tarafı bir kare oluyormuş. Alt taraf kare oluyormuş. Bize verilene göre üst tarafı 4'e bölünüyormuş. Ama burada üst tarafı ne? 2'ye bölünmüş. O zaman yanlardan gitmeye çalışalım. Bakalım çıkacak mı? Şu ikisinde nasıl? Üst taraflar ortak. Evet. Şu ikisinin karşılıklı olması gerekiyor. Bunun karşısında neyin olması gerekiyor? Boş karenin olması gerekiyor. Boş kare olmayan neler var? Ceyhan var. Bursa var. Başka da bir şey yok. Aynen. Devamında neye bakabiliriz? Tam olarak şunun üstünde ne varmış? Üçgen varmış. Soru yanlış da gene de devam edelim biz. Onun üstünde üçgen varmış. Neyin? Dolunun üzerine üçgen varmış. Burada dolunun üzerine bir tane dolunun üzerine dolu taraf varmış. Bir tane dolunun üzerine de boş üçgen varmış. Dolunun üzerine boş üçgen, dolunun üzerinde dolu. Dolunun üzerine boş üçgen, karenin üzerine dolu olduğu için burası gitti. Evet. Karenin üzerine dolu taraf, iç boş karenin üzerine ne var? Boşluk var. Şimdi içi boş karenin üzerine boşluk olduğu için burası da gitti. Cevabımız Adana. Ama dediğim gibi soru yanlış. Şuranın 4'e bölünmesi gerekiyordu. D'nin değdiği noktalara bakalım biz veya F de olabilir fark etmez. F buraya geliyor zaten. F'nin değdiği noktanın sol tarafı ne? Sol taraf tam olarak burası oluyor. 2'ymiş. 2'nin bir sol tarafı neye eşit? Z'ye eşit. Z de 1'e eşitmiş. Sonucumuz 1 olacakmış. 2 şık kaydedi. 2 şık kaldı. Devam edelim şimdi D'ye bakalım. D buraya, C buraya geliyor. Bir kere 60 derece çevirirsek, bir kere daha çevirirsek D buraya geliyor. D'nin değdiği noktanın sol tarafı 10'a eşitmiş. X dediğim şey 10'a eşit. Zaten görebiliyoruz. X'in 2 sağındaki Y'ye eşitmiş. Bir sağındaki 11. Bir sonraki sağındaki de 12. Cevabımız 12 imiş. Buranın bize açık halini istemiş. Kapalı halini vermiş. Şimdi burada B demiş. B diyerek de neyi kastetmiş hiçbir şekilde anlayamayız. Bunlara baktığımızda hepsi üst tarafın açılımı. Edirne hariç. Cevap Edirne olabilir. Evet. Neden Edirne hariç? Şimdi şu tarafı bir üçgene değiyor ve hani hiçbir şekilde bir kareye değmiyor dikkat ettiyseniz. Ama şuraya baktığımızda tüm üçgenlerin bir tarafları kareye değiyor. Cevabımız Edirne dedik. Buraya bakalım şimdi. Şimdi düz bir çizgi olarak açmak istersek kaç tane ile karşılaşabiliriz? Kaç tane görebiliriz şöyle bir çizgi olarak açtığımızda? 3 tane alt tarafta var. 4, 5, 6, 7, bir tane arkada var. 8, 9 ve 10. 10 tane düz bir şekilde varmış. Ki ona da kesin bir şey diyemeyiz. 3 tane burada var. 4 burada var. 4 arkada var. 8. Zaten 10 tane öyle vardı. 18 tane varmış. Bir bakalım belki 18 tane olmaya vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane varmış burada.
Bu olamaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 daha 13. Adana'da olamaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane var. 18 değil. 1, 2, 6, 8, 11, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane de burada varmış. Tamam. 4, 5, 6, 6, 4 daha 10, 12, 15, 18. Şunu bir daha sayalım. 2, 4, 6, 6, 2 daha 8, 8, 2 daha 10, 14, 15, 16, 17 tane varmış. Cevabımız Bursa. 18 tane olan tek şık olduğu için. Buraya bakalım şimdi. Bakın, aynen öyle. Burada evet, şuradaki çizgi kaymış. Buraya gelmesi gerekiyordu. Eşit değil be. 4 tanesi açılımı var. Bursa'ya B'ye eşit değil. Burada da aynı şekilde B'ye eşit değilmiş açılımı. Şimdi açılımı olanlara direkt burada sayısına bakabiliriz. 3 burada var. 3 alt tarafta var. 6, 7 ve 8, 9 ve 10, 11, 12, 13, 14. 14 tanenin olması gerekiyormuş. Şimdi buraya bakalım da eleyebileceğim şeyler vardır belki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane. Denizli'ye bakalım. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. Ceyhan'a bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Direkt cevabımız Ceyhan. 100 sayısı daha az olduğu için. Dördüncü soruya bakalım. Açılımı hangisi demiş? Her birinde 4'e 6'şar tane var. 6 burada, 6 burada. 12 tanenin olması gerekiyor. Adana'dan başlayalım saymaya. 5 burada, 5 burada, 10, 11 ve 12. Adana olabilir ama bir dursun. 4 burada, 4 burada, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın ikisi de 12 oldu. Arasındaki farkı görmemiz gerekiyor. 3, 6, bu da 12. Buradan da 5, 10, 14 çıktı. Denizli olamaz. Buradan 5, 10, 14 çıktı. Edirne de olamaz. Adana mı, Bursa mı, Ceyhan? Şimdi buraya gelelim. Bakın, iki tane ayrı ayrı küplerin açılımı. İki tane ayrı ayrı küplerin açılımını nerede görebiliriz? Şuradan bir çizgi çekelim. Buradan çizgi çektiğimizde burası bir tane küpün açılımı. Orta noktası şurası olsun. Pardon. 7 tane olacağı için böyle olamaz. Şurası olsun. Tam olarak şuradan kestiğimizde. Orta noktası burası olur. Burada da 6 tane var. Orta noktası burası olur. Tam olarak yukarıdaki şekli elde ederiz. Cevabımız Adana. Başkalarına baktığımızda 2 tane küpü elde edemeyiz ayrı bir şekilde. Mesela şurası, şurası. Bu ikisini seçelim. Bu ikisini seçtiğimizde buradan 2'ye böldüğümüzde bu bir küp olamaz. Veya bu bir küp olamaz. Buraya baktığımızda şu ikisini seçelim. Buradan herhangi bir şekilde böyle ikiye böldüğümüzde bu da bir küp olamaz. Bu ikisi de olamaz dedik. Beşinci soruya bakalım şimdi. D demiş. Yine aynı şekilde büyük ihtimalle hangisine eşit değil diyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi üst tarafta kaymış. T. Adana'ya baktığımızda zaten 4 tane var. Üst tarafta da 4 tane var. Adana olabilir. Buraya baktığımızda alt tarafta bir tane var. Sağlarda 4 tane var. Üste bir 3 gelebilir. Burası da olabilir. Buraya baktığımızda yine aynı şekilde şu kısmı buraya getiririz. Burayı da buraya getiririz. Tam bir kare olur. Üst taraflarda zaten birer tane var. Bu da olabilir. Arkadaşlar burası kapandığında 4, 5 tane karenin hepsi düz bir zeminde olduğu için hiçbir şekilde yan yana olamaz. Ama burada dikkat ettiyseniz karşılıklı 2 tane daha kare var. Karşılıklı 2 tane kare olduğu için hani burada merkezde bir tane şey var. Doğrudan üçgenlere temas edemez. 5 tane kare var. Bu kareleri dümdüz açtığımızda bir tane beşgen elde ederiz. Nasıl bir beşgen? Yan taraftan bakalım. Şöyle bir şekilde elde ederiz ve bunların hepsi de bir tane kare olur. En iyi ihtimalle böyle bir şey elde ederiz. Bu da olamayacağı için cevabımız 4. Peki bir de 5 numaraya bakalım istiyorsanız. Zaten burada da burayı kapattığımızda nasıl olur? Şöyle bir kare olur. Üst tarafta üçgen olur.
Burası da aynı şekilde böyle bir kare olur. Üst tarafta üçgen olur. Bu kare de alta geçer. Ve buradaki şekil tam olarak şuradakiyle aynı olur. Ve 5 ile 4, 5 ile 3 de aynı dedik ve geçtik. Burada da hangisi açılımı değil demiş. Şimdi buraya baktığımızda iki köşesinde bunlar var. Evet, şurada karşılıklı olarak aynı şekiller var. Bir tane uzun, iki tane uzun var. İki tane kısa var şu ikisinden. İki tane kısa, iki tane uzun. Uzunlarda arasında bir boy farkı var. Şuradan gördüğünüz kadarıyla. Bursa'ya bakalım. Yine aynı şekilde iki tanesi burada var. Şu tarafa doğru açmış. Burada da iki tane aynı var. Bir tane az kısa, bir tanesi daha uzun. 4 numaraya bakalım. 4 numaraya baktığımızda yine aynı şekilde zaten 1 numarayla aynı. Sadece az çevirmiş. Şimdi başka neye bakabiliriz? 3 numaraya bakalım. 3 numaraya baktığımızda nasıl olur? Burası uzun. Şunu sileyim ben bir. 1 numarayla gösterdiğim yer taban olsun. Tabanımız burası. Evet. İki yanımız da burası zaten. Şurası ve karşısı. Sonra kapattığımızda burası nasıl olur? Şunun üstüne gelir. Uzun tarafın üstüne gelir. Üstüne geldiği için de bu ikisi karşılıklı deriz. Alt tarafla üst taraf karşılıklı. Evet. Burasıyla burası komşu. Şurada gördüğünüz gibi komşu. Evet, olabilir. Sadece bir tane köşesi kaldı. Ki bu da döndürdüğümüzde nasıl olur? Eğik bir şekilde görüyorsunuz zaten. Burası dik olduğunda burası eğik olur ve şu bölgeyi elde ederiz. 3 numara da olabilir dedik, olabilir dedik, olabilir dedik. 4 numara zaten oluyordu. Cevabımız 5 numara. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.